Nihat Özdemir'in atandığını bütün Türkiye biliyor. Ben daha ilerisini yazdım. Adamın istifa etme hakkı ile yok. Böyle bir futbol federasyonu olduğu ülkede, Türkiye'de futbolun bir otoriteyle yönetilmesi mümkün değil. İşte o zaman gemisini yürüten kaptan durumu ortaya çıkıyor. Ali Koç bastırdığı zaman Emre Belezoğlu sahanın kenarında ama fıkara Anadolu takımı aynı baskıyı yapamadığı için onun esas antrenörü tribünde hasbelkader elinde bir şöyle kartı olan adam kenarda antrenör diye duruyor. Bu sahtekarlığı da herkes biliyor. Bile bile lades. Gık çıktı yok Nihat Özdemir'de. Gık çıktı yok. Başakşehir'de Göksel Gümüşdağ var. Ali Koç gemisini yürütecek de Göksel Gümüşdağ yürütebilecek mi? Tabii Emre orada da olacak. Sahanın kenarında. Ama gitsin de mesela Kayseri Spor'da, Malatya'da, Hatay Spor'da olsun bakayım. Peki maç için, saha içindeki dinamikler açısından ne söylersiniz? Kolay bir maç değil. Bu tarz teknik adamların ilk maçları hep böyle dert açmıştır rakip takımların başına. Ama Beşiktaş'ta da biraz daha hani sakatları, eksikleri görece giderildi bu milli maç arasında. Efendim şu anda genel düşüncemde bir değişik yok. Türkiye'de en iyi diyeceğiniz takım A takımı, adı belli değil. 10 üzerinden genel notu 5.5'sa, 6'a vermiyorum hiçbir. Öyle mi? 5.5'sa en kötünün notu da 4.5. Ha, makas çok açık değil diyorsunuz. 4.5 ile 5.5. 20 takımın arasındaki fark 4.5 ile 5.5'un arasındaki bir puan. O zaman her zaman diyorum ki her takımı yenebilir Türkiye. Bir top bir karış uzaktan gider ya da bir top direğe çarpar, çizginin içine düşer de öbür top direğe çarpar, çizginin dışına düşer. Maçın sonucu değişir. Bir hakem bilerek, bilmeyerek bir hata yapar, maçın sonucu değişir. Başakşehir, Beşiktaş maçının içinde söyleyeceğim farklı değil. Bu maçın sonucundaki hiçbir şey taraflardan birinin farklı kazanması dahil beni şaşırtmaz. Ben maçı seyretmesem, burada kendimi hapsetsem, sen de bitince bana telefon etsen desen ki maç 4-1 bitti, kim kazanmış olabilir? Cevabı bilmem. Ne kadar enteresan ama ya. Ne İkisi de 4-1 kazanmış olabilir. Evet, enteresan. Peki Trabzonspor Fenerbahçe maçını soracağım da Galatasaray'dan gideyim, biraz kronolojik gideyim. Kim oynayacak forvette Galatasaray'da? Şimdi Fatih Terim bir türlü Galatasaray'ın oynaması gereken oyunu bulamadı. Bulamadı. Fatih Terim ısrarla ve inatla Galatasaray'ın yanlışlarını göremiyor. En az 50 kere yazdım, en az 50 kere burada konuştuk. Bu muslara topu ayakla vurmayı bilmiyor. Hocam bilmiyor. Bilmiyor. Öğretemiyorsan adam 10 senedir Galatasaray'da. Öğretemiyorsan eğer, o zaman yasaklayacaksın Mustafa'ya ayakla pas vermeyi. Ayakla vurmaya mecbur bırakmayacaksın Mustafa'yı. İşte gene 10 kişi kaldı.
aptalca verilmiş bir ayakla pas yüzünden, hiç gereği yokken. Kalecisine bu kadar lüzumsuz geri pas veren bir takım yok. Fatih Hocam, Galatasaray büyük takım, haberin var mı? Galatasaray büyük takım. Büyük takım kazanmaya oynayan takımdır. Ben kaybetmeyeyim diye değil. Büyük takım vakit ziyan edilmesine en çok itiraz edecek takımdır. En çok vakit kaybettiren takım futbolu sen oynatıyorsun. Kaleci Mustaran'dan başlayarak. 30 saniyeden 40 saniyeden evvel avut atışı yapmıyor. Üstelik de o sırada Galatasaray mağlup durumda olsa bile. Çünkü Mustaran'ın bir tek hedefi var. Ben gol yemeyeyim. Galatasaray yenilisi gelsin. Umurumda değil. Daha açık nasıl söyleyeyim hocam? Hala Galatasaray bu. Kendini itiraf ediyorsun. Gene duran toptan gol yedik diye. Peki ben mi alacağım duran toptan gol yemenin önlemini? Rakip takım bir korner atarken o savunmanın ve o savunmaya yardıma gelenlerin nasıl yerleşeceğini sen 5 senedir öğretemediysen bu takıma kabahat kimde? Efendim bu yenilginin, bu puan kaybının sorumlusu benim. Bay Kahraman Fatih Hoca, bravo diyorsun. Arkadan başlıyor. Birinci golü Ender'in yüzünden yedik. İkinci golü Hıncalı yüzünden yedik. İsim vererek birer birer futbolcuların hatalarını söylüyor. Kendisine yönelik bir tek eleştiri yapmıyor. Sorumlusu benim. Yok ya. Hani var ya gazetelerde bir takım isimlerin adı çıkar. Sorumlu yazı işlemidir diye. O çocuğun bir tek işi vardır. Tabii. Hapse girmek. Davalara gitmek. O kadar. Fatih Terim'in sorumluluğunu da o biliyor. Sorumluluğum derken kahraman, ondan sonra bütün suçu futbolcuları yüklüyüp ben sorumluyum. Gole Ender'le Hıncal yedirdi ama ben sorumluyum. Hocam bizi aptal yerine koyma. Aptal yerine koyma, ben sorumluyum deme. Bu laf senin ağzına yakışmıyor. Galatasaray hala hızlı oyuna çıkmayı, hücuma çıkmayı öğrenemedi. Oynadığı bütün rakipler, en sonuncusu ligin, Rize dahil, 3 pasla gol pozisyonuna girerken Galatasaray sayıyorum 11 pasta Santara'da.